Merhaba arkadaşlar. Bu videoya sizi biraz sınayarak başlayacağım. Ne demek istiyorum? Bir dizi şekil göstereceğim ve sizden gördüğünüz sarı yıldızları saymanızı isteyeceğim. Ayrıca ekranda beliren kırmızı X'leri de saymanızı istiyorum. Yani iki şeyi saymanız lazım. Bunlardan birincisi gördüğünüz sarı yıldızlar ve bir diğeri de kırmızı X'ler. Bu sanırım zor bir görev oldu çünkü iki farklı şeyi saymanız gerekiyor. Üstelik siz saymaya çalışırken bir yandan da ben konuşuyorum. Evet, işte arkadaşlar bu bölünmüş dikkate bir örnektir. Birazdan bahsedeceğiz ancak önce herhalde test sonucunuzu merak ediyorsunuzdur. Az önce tek tek gördüğünüz her şeyi bir arada göstereyim. Evet, işte ekranınızda beliren şeyler bunlardı. 15 sarı yıldız ve 13 kırmızı x. Tabi unutmadan burada bir de gülen surat vardı. Eğer bunu görmediyseniz üzülmeyin. İlerleyen dakikalarda bu durumdan da bahsedeceğim size. Dikkatimizin ne kadar sınırlı bir kaynak olduğuna dair güzel bir örnek gördüğümüze göre artık biraz daha ayrıntıya girebiliriz. Şimdi bir şeye dikkatinizi vermeniz demek çevrenizdeki diğer uyarıları yok sayıp o şeye konsantre olmanız demektir. Ancak bizler çoğu zaman dikkatimizi bölerek aynı anda birden çok şey yapmaya çalışırız. Mesela çoğumuzun yaptığı gibi ders çalışırken televizyon seyretmek isteriz. Veya bir yandan kırmızı X'leri, bir yandan da sarı yıldızları saymaya çalışmak gibidir. Oysa az önce de gördüğünüz gibi dikkat sınırlı bir kaynaktır ve karmaşık uyarılar söz konusu olduğunda dikkatimizi pek de iyi bölemeyiz. Aynı anda iki şey yapmaya çalıştığınızda aslında çoğu zaman ikisini aynı anda yapıyor olmazsınız. Görevler arasında geçiş yapıyor olursunuz sadece. Bazen bu geçişleri o kadar hızlı yaparsınız ki iki işi aynı anda yapıyormuşsunuz gibi gelir size. Hatırlarsanız eğer biraz önceki yaptığımız örnek tam da bunu anlatıyor bize. Sarı yıldızlarla kırmızı x'leri saydığınız örnek. Ne yaptınız? Tabii ki aynı anda sayamadınız. Bir ona, bir ötekine geçmek zorunda kaldınız. Geçiş yaptığınızda veya sadece bir şeye odaklanmayı amaçladığınızda seçici dikkatiniz devreye girer. Seçici dikkati, çevrenizdeki bir varlığa yönelttiğiniz bir el feneri gibi düşünebilirsiniz. Odaklanmak istediğiniz şeye göre el fenerini herhangi bir yöne çevirebilirsiniz. Ancak unutmayalım bu el feneri aynı anda sadece tek bir ilgi alanını aydınlatabilir ve geri kalan her şey nispeten karanlıktır. Şimdi soru şu. Bu el fenerinin etrafını tarayıp belli bir bölgeye odaklanmasına neden olan şey nedir? Dikkatimizi yönetebilen iki tür etken vardır. Bunlardan biri dışsal işaretler, bir diğeri de içsel işaretlerdir. Dışsal işaretler herhangi bir amaçtan bağımsızdır. Yani dikkatimizi çekmeleri için bu işaretleri özel olarak aramamız gerekmez. Mesela parlak renkler ve yüksek sesler bahsettiğim bu işaretler arasında sayılabilir. Düşünsenize Heyecanlı bir sohbetin tam ortasında tüm dikkatinizi konuşulanlara vermişken birden çıkan yüksek bir ses dikkatinizin oraya kaymasına yol açacaktır. Bir görsel işaretin çok bariz olmasına, yani çok fazla öne çıkmasına göze çarpma etkisi adı verilir. Örneğin çok sayıda yeşil noktanın arasındaki sarı nokta hemen gözümüze çarpar. Diğer yandan bakarsak, içsel işaretler çok daha yüksek mertebeli ve dahili etkenlerdir. Yani işareti anlamak için her şeyden önce içsel bir bilgiye takip etmek içinse isteğe ihtiyaç vardır. Mesela ok işaretini ele alalım. Okun ne anlama geldiğini bilmiyor olsaydınız, takip etmeniz gerektiğini anlamazsınız. Kağıt üstüne çizilmiş rastgele çizgiler gibi gelirdi size. Ancak okun ne olduğuna dair içsel bilgiye sahip olduğunuz için gösterdiği yere bakma isteği duyabilirsiniz. Şimdi seçici dikkate çok güzel bir örnek vereceğim. Kokteyl parti etkisi. Muhtemelen siz de birçok kez bunu deneyimlemişsinizdir. Bu etki birçok ses arasında tek bir sese dikkat kesilebilme yeteneğidir. En çok da kalabalık içinde kendi adınızı duyduğunuzda gerçekleşir. Diyelim ki aileniz ve akrabalarınızla kalabalık bir akşam yemeğindesiniz. Şöyle güzel de bir masa çizelim buraya. Evet. Siz masanın ucunda biriyle konuşuyorsunuz ve masanın diğer ucundaki anneanneniz sizin adınızı zikrediyor. Anneannenizin ne konuştuğunu dinemiyor olsanız dahi dikkat fenerinizi derhal oraya çevirerek sizinle ilgili söylediklerini duymaya çalışırsınız. Şimdi size şöyle bir soru yöneltsem. Bu durumda isminizin ne tür bir işaret olduğunu tahmin etmeniz gerekse ne derdiniz? Dışsal mı, içsel mi? Eğer içsel diyenleriniz varsa doğru cevabı verdiniz demektir. Peki neden içsel? Çünkü dikkatinizi anneannenizin söylediklerine yönelten şey isminizin anlamıdır. Evet, artık biliyoruz ki dikkatimizi farklı uyarılara çeken farklı işaretler var ve bu işaretler isteğimiz dahilinde olup olmamalarına göre farklılık gösteriyor. Peki, ya bir şeye dikkat etmediğimiz zaman ne oluyor? Ürkütücü şekilde dikkatsizlik körlüğü denen deneyimi yaşamış oluyoruz. Bunun da anlamı şudur, dikkatimiz görüş alanımızdaki bir şeye yönelmişken, aynı alan dahilinde gerçekleşen diğer şeyleri fark etmiyoruz. Videonun başındaki teste beliren gülen suratı düşünün. Sarı yıldızlara ve kırmızı X'lere odaklandığınız için gülen suratı fark etmemiş olabilirsiniz. Çünkü büyük ihtimalle bunu sarı yıldızlardan biri gibi saydınız. Bu gerçekten yalnızca küçük bir örnek. Çok daha önemli durumlarda da dikkatsizlik körlüğü yaşayabiliyoruz. Örneğin en yakın yangın söndürme tüpünün tam olarak nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Çoğu kişi her gün evine, ofisine veya herhangi bir yere giderken bir yangın söndürücünün önünden geçer. Ancak parlak kırmızı rengine ve yaşamsal önemine rağmen yangın söndürücülerin nerede olduğuna çok az kişi dikkat eder. Dikkatleri genelde farklı yerlere yöneldiğinden yangın söndürücüleri fark etmezler. Dikkatsizlik körlüğüyle yakından ilintili diğer bir durumda değişim körlüğüdür. Değişim körlüğü yaşadığımızda çevredeki değişiklikleri fark etmeyiz. İşte bu noktada dikkatli olmak lazım. Çünkü değişim körlüğü ile dikkatsizlik körlüğü arasında çok ince ancak oldukça önemli bir fark var. Dikkatsizlik körlüğünde burnumuzun dibindeki şeyi görmüyoruz. Değişim körlüğünde ise geçmiş bir durumla şimdiki durum arasındaki farkı algılayamıyoruz. Mesela diyelim ki annenin saçını kestirdi ve bunu fark etmediniz. Bunun gibi. Veya odanıza girdiniz, eşyalarınız ve kitaplarınızın yerleri değişmiş ancak siz bunu fark etmediniz. Bu da çok yaygın bir durumdur. Yani başınıza böyle bir durum gelirse üzülmeyin. Aslında bunun çok güzel bir örneği var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bir araştırmacı arkadaşımız kalabalık bir caddede insanları durdurup yol soruyor onlara. İnsanlar yolu tarif ederken araştırmacı ile aralarından büyük bir kitaplık geçiriliyor. Bu sırada araştırmacının yerine başka biri geçiyor ve neredeyse hiç kimse bunu fark etmiyor. Araştırmacının yerine geçen kişinin farklı bir ırk veya cinsten olduğunu bile çok az kişi fark ediyor. İşte bu arkadaşlar dikkatimizin sınırlılığına ve diğer her şeyi bırakıp sadece tek bir şeye odaklanabilme yeteneğimize gerçekten çok güzel bir örnek. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.